Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir görüldüğü gibi burada Trabzon hurmamız var çok fazla yorum geliyor işte Trabzon hurması nasıl çimlendirebiliriz nasıl büyütebiliriz onun için böyle bir video çekmek istedim her yerde bulunuyor e, güzel tatlı bir tadı da var yani lezzetli bir meyve özelliklerini de hani nasıl bir yarar var neden ekelim diyorsanız e, normal yetiştirmenin dışında cennet hurması'nın yani bir diğer adı da cennet hurması Trabzon hurması c vitamini depo vücudun bağışıklığını güçlendiriyor. Ayrıca düzenli olarak kullanıldığında deri ve saç için çok iyi. Yani saç uzamasına yardımcı olduğu söyleniyor. E şimdi biz hemen bakalım keselim nasıl çimlendirebiliriz, çekirdekleri nasılmış beraberce görelim. Evet şimdi ben de uzun zamandır oldu e, yemiyorum yiyemiyorum. Onun için ben de şu anda çekirdeğini merak ediyorum. Bunun yabani versiyonu biliyorsunuz beraberce çimlendirmiştik ve bayağı büyümüşlerdi. Yani çekirdekleri kolayca çimlenebiliyor o konuda bir sıkıntı yok. Şimdi hemen şöyle keselim. Yine bizim şöyle havlu peçetede ilk önce çekirdeklerin üstündeki organik maddelerini temizleyeceğiz sonra da havlu peçeteyi ıslatarak böyle serelama yöntemi yapacağız. Şimdi hemen başlıyorum. Bakalım keselim. Evet, bakın şurada bir tane çekirdeği var, gayet büyük. Ee, genelde büyük çekirdekler kolay çimlenir. Evet, bunlarda da yok. Şimdi benim evimde birkaç tane daha var. Onları da içine bakacağım ee, ve çekirdeklerini bulup çıkartacağız. Evet arkadaşlar ilginç bir şekilde diğer kestiklerimde de hiç çekirdek yok. Bakalım bu tek şanslı çekirdeğimizle de videoya devam edeceğiz. Şöyle üstündeki organik maddeyi temizliyorum. Bunu da temizlememizin sebebini söylemiştik. İçeride küflenme olmaması için Üstünde hiçbir organik madde kalmaması lazım. Şimdi bir tane şanslı çekirdeğimiz var. Adını şanslı koyalım. Böyle zaten diğer çimlendirme yöntemlerimde de görmüşsünüzdür. Böyle plastik bir kabımız var. Üstü kapanabiliyor. Bu şekilde de şimdi sulayacağız. ıslatacağız. İçinde hep nem olacak ve seramız çekirdeğimiz için olmuş olacak. Kurursa arada kontrol edeceğiz. Kurursa tabii ki üstüne su ekleyebiliriz. Şimdi böyle çekirdeğimizi içine koyuyorum. Kapatıyorum. Şöyle üstünü de kapattım. Evet bugünün tarihi şöyle bakalım. Ocak 6. Ne, kaç günde çimlenecek? Ne kadar zamanda büyüyecek? Hep beraber e, göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki çok yorum gelmişti hurma nasıl çimlendirebiliriz. Bunu merak ediyordu herkes. Şans eseri çekirdek bulmakta cidden zorlandık. E, 3-4 tane hurma kestik. Sadece bir tane çekirdek çıkmıştı. Ona da hatta şanslı adını vermiştik. Şimdi yakından da göstereceğim. Hatta direkt yakından göstereyim. Çok güzel sonuçlar var. Evet bakın hurma çekirdeğimiz güzelce şöyle ilk kök filizini çıkartmış. Küflenme var mı diye baktım ama küflenme yok. Bunlar da buradan küçük yeni kökler çıkarıp büyümeye devam edecektir. Sonra da yapraklarını çıkartacak. Cidden e, hızlı bir şekilde köklendi. Şöyle yine koyalım. Yine yeşil yaprak çıkarana kadar bekleyeceğiz. Bekleme ortamımızda. Ben e, kalorifer peteğinin alt kısmına koyuyorum. Orası hem ılık hem de gün ışığı da alıyor. Onun için e, gayet güzel bir ortam. E, şimdi devam videosunu bekleyeceğiz. Bakalım nasıl gelişmeler yaşayacağız. Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki 4-5 gün önce Trabzon hurması çekirdeği ekmiştik. Bakın nasıl olmuş. Hatta adını şanslı koymuştuk. Biliyorsunuz 4-5 tane hurmayı kestim ve sadece bir tane çekirdek çıkmıştı. Çıkan çekirdek de bu şekilde. Şimdi şuradan baktığımızda bakın bunun böyle pamuklu gibi olduğunu, tüylü gibi olduğunu görüyoruz. Bu küflenme değil, bozulma değil. Artık kökün mineral alabilmesi için oluşturduğu bir yapı. Yani bu diyor ki ben artık topraktan mineral almak istiyorum. Burada mineral yok diyor. Siz böyle durumlarda hemen ekime geçebilirsiniz. Ben şimdi bunu ekime geçeceğim. Kökü de çok uzun olduğu için küçük bardaklar diye şöyle uzun pet şişeyi tercih edeceğim. Çünkü zaten şu anda şu kadar bir kökü var. Ve pet şişe olduğu için kökün ilerlemesini de beraberce görebiliriz. Pet şişenin üstünü böyle kestikten sonra şurasını çakmak hafif yakın ki. Şöyle bakın hiçbir sorun olmuyor. Elinizi kesme gibi bir derdi olmaz. Çakmak hafif şöyle düzeltebilirsiniz. Şimdi toprağımda torf toprağı ve perlit olacak. Şimdi ben şuralara kadar falan dolduruyorum. Sonra hemen ekimime başlıyorum. Evet bakın torf toprağı ve perlitimizi koydum. Şöyle hafifçe bastırıyorum. Çok fazla değil hafifçe. Kabımızın altında delik yok. Neden yok? Çünkü şeffaf. Bunun ben altının kuruduğunu e, zaten şeffaf olduğu için göreceğim. Altın delik olması sadece altının hızlı kuruması ve sulamada çürüme yapmaması içindir. Biz göreceğimiz için şu anda delik yapmıyorum. Hem nemli kalma süresini uzatacaktır. Şimdi kökün rahatça girebilmesi için şununla da biraz açabiliriz. Şöyle başta açalım. Şu az önce açtığım boşluk kalmaması için çok hafifçe bastırıyorum. Evet şimdi sulamasını yapacağım. Zaten o kökler ilerlemeye başladığında kafasını yukarı doğru kaldıracaktır. Bakın şuradan ıslak olan kısmı görüyor musunuz? Biz de buna bakacağız. Şu alt kısmı kuruduğu zaman tekrardan üstten sulamayı yapabileceğiz. Evet su aşağı kadar indi bakın şuralara kadar ıslanma gerçekleşti. O zaten daha da çekecekti. Şöyle biraz daha bastırabiliriz. Herkese selamlar. Hurma ekimi yapmıştık. Tek çekirdeğimiz vardı. Bakın. Göstermek istedim. Büyümeye devam ediyor. Ee, yalnız içeride nem yok. Birazcık herhalde ondan kabuğu sert. Yapraklarını daha çıkaramadı ama şu bedeni gitgide kalınlaşıyor. Şöyle göstereyim. Bakalım o güzel yapraklarını ne zaman çıkaracak. Bekliyoruz. Tekrardan selamlar herkese. Hoş geldiniz diyorum. Görüldüğü gibi şanslı, şanslı adını vermiştik bir tohuma biliyorsunuz. Tek çıkmıştı 3-4 tane hurmadan ve şu anda uzadı. Şu artık yavaş yavaş açılacaktır. Bundan sonra da yaprakları çıktıktan sonra büyük bir saksıya alıp büyümesini izleyeceğiz. Çok fazla ben beklemek istemiyorum. Artık paylaşacağım çünkü çimlendirmemiz başarılı oldu. Cidden kolay şekilde çimleniyor, uzun sürmüyor. Çekirdeği büyük olduğu için de hani dayanıklı küflenmelere, sıcaklık farklarına biraz dayanıklı. Ondan hemen çimlenebiliyor. Bu videomuz bu şekilde. Siz de kolayca yediğiniz Trabzon hurması, o domateze benzeyen tatlı hurmaları çekirdeklerini çimlendirebilirsiniz. Büyüdüğünde tabi ağaç oluyor. Onun için bir bahçeniz varsa güzel tatlı tatlı hurmalar yiyebilirsiniz. Bu şekilde videomuz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun lütfen. Güzel yorumlarınızı da alt kısmı eklerseniz seviniriz. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan sonradan görüşmek üzere.